Birçok hayranı var. Herkes merak ediyor bazı şeyleri ama o tüm röportaj tekliflerini reddediyor. Hem de hepsini, yerli ve yabancı medyaya asla yüz vermiyor. Herkesin gözünde o en gizemlisi. Ne diye bu işi aldım ki sanki? Hey, bir sorun mu var? Madem belediye başkanı röportaj yapmıyor, neden baştan çıkarma yeteneklerini suya karşı kullanmıyorsun? Evet, neden bunu daha önce düşünmedim? Çok teşekkür ederim. Beni tanıyormuş gibi davranma. Bay Mohan her zaman gösteriş yapmayı sever. Belki de o bunu çözer. Ne haber yakışıklı? Sorun nedir? Tuhaf davranıyorsun. Şimdiye kadar bana çok yardımcı oldun. Bu konuda kendimi kötü hissediyorum. Öyle mi? Sanırım eğitimim işe yaradı. Yücing'i kurtarmanı bekliyorum seni adi. Sonra kahvene müzik koyup seni ölüme sürükleyeceğim. Gözlerinde sezdiğim şey küstahlık. Kahvemin içine müsil koymayı gerçekten istemediğini biliyorum. Nasıl her şeyi anlıyorsun? Yani neden böyle bir şey isteyeyim ki? Yine de içerdim onu. Hadi söyle bakalım. Ne istiyorsun? Böyle giyinmek çok hoşuma gitti. Geçenlerde bana çok zor bir görev verildi. Ne? Ne istediler? Yani benden seni ona ulaştırmamı mı istiyorsun? Davetsiz bir şekilde hem de. Ne olmuş yani? Sen her şeyi çözersin, her şeyin bir yolunu bulursun ama öyle değil mi? Bu talepkar ve uysal tavrın hiç hoşuma gitmiyor. Ya başka çarem olsaydı senden istemezdim. Böyle de giyinmezdim. Artık kim olduğunu anladığına göre sana bir şey daha söyleyeyim. Tüm emirleri her zaman ben veririm. Ne yapıyorsun? Görünüşe göre daha fazla eğitime ihtiyacım var. Bu zor görevden dolayı biraz gerginim. Her şey benim. Buna emin olabilirsin. İşte bu kadar kendine güveniyorsun sen. Evet. Eğer işi bitiremezsek şampanyana müslü koyabilirim. İyi dinleyin. Müziğe kulak verin. Sessiz olun. İşte belediye başkanının arabası geliyor. Belediye başkanı. Yanındaki belediye başkanının karısı mı? Çok güzel. Ama hatırladığım kadarıyla... Belediye başkanı boşanmıştı. Bugün fazla konuşmayacağım. Kendinizi evinizde hissedin. Pekala. Şimdi bir şansım var. Seni oraya götüreceğim. Ona merhaba de. Bu da ne? Başkanım lütfen kalın. Bu kadın dediklerimi yapmıyor. Başkan, bu sefer ne olursa olsun benimle yemek yiyeceksin. Olabilir belki de. Her şeyin bir yolu bulunur. Ama şimdi elimi bırakmalısın. İlgilenmem gereken başka şeyler var. Merak etme şef. Bu gece sadece sen ve ben varız. Belediye başkanını soyuyor. Özür dilerim. Yanlışlıkla geldim. Sen... Daha önce bir röportaj yapmıştık. Size sorularım vardı. Aa evet evet. Nasıl da unuturum ya. Bu yüzden sohbetinizi böldüğüm için çok üzgünüm. Ancak bu konuların herkesi ilgilendirdiğini sanmıyorum. Sen ne demek istiyorsun? Lütfen bize biraz müsaade eder misiniz? Lütfen. Edepsizlik timsali resmen. Bu arada siz kimdiniz? Ben... Başkan Ma. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Merhaba. Bayağı oldu. Demek istasyonda işler iyi gidiyor. Ne yapıyorsun burada? Demek bu genç bayan sana ait. Evet, o tatlı bir stajyer belediye başkanı yardım ettiğini sanıyor. Sizinle bir röportaj yapması gerek. King Donjan, sen sadece minik bir prensessin. Belediye başkanı Ma'nın işi başından aşkın. Seninle oynayacak zamanı yok ki. Bu bir röportaj, oyun değil. Hiç utanman var mı bilmiyorum. Eğer ortaya çıkmasaydın, görüşmeyi çoktan yapmış olurdum. Arkadaşlar, röportajı yapacağımı söyledim. Her neyse. Belediye başkanı olarak her zaman basınla konuşmak zorunda olduğumu biliyorum. Bay White'ın firmasıyla ilgili beni bilgilendirin. Önce sizin başlamanızı öneririm. Başkan Ma, çok teşekkür ederiz. Şu sekreterimin kartı. Çok teşekkür ederim. Bak ne oldu. Yine yardımım sayesinde röportaj alabildin. Ben bu sefer gerçekten sana teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir teşekkürle kurtulamazsın. Şimdi sözünü yerine getirme zamanı. Bir dakika bekle. Söz veriyorum, bu iş bittiğinde seni eğlendirmek için her gün farklı bir hizmetçi kostümü giyeceğim. Söylediklerimde ciddiyim. Bana güvenebilirsin. Ancak önce şu işi bitirmek istiyorum. Acele edip hazırlanmalıyım. Bay Moha sayesinde belediye başkanı ile ilk kamu röportajımı yapabildim. İşbirliğiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak lütfen belediye başkanının tüm şehre söyleyecek bir şeyi var mı? Bir yumruk olalım. Çok teşekkür ederim. Sizinle röportaj yapmak her zaman benim için bir zevktir. Belediye başkanı ile görüşmeyi bitirebildim. Söylediğim her şey için kendimi ödüllendireceğim, tamam mı? King Donjan. Burada ne yapıyorsun? Bu benim röportajım Yo Yulin. King Donjan. Kendine fazla gurur duyma. Sen kovuldun. Bu görkemli yere nasıl geldin? Üzgünüm. Şu anda CBG için çalışıyorum. Stajyer olsam bile hala senden üstün bir konumdayım. CBG mi? İstesem bile giremeyeceğim bir istasyon. Yoksa...